Herkese iyi akşamlar. Makine Market Dergisi olarak canlı yayın sohbetlerimize bu hafta itibariyle başlıyoruz. Daha doğrusu başladık. Bugün ikinci el iş makinesi konusunu ele alacağız. APAngel Genel Koordinatörü Emre Apa ile birlikte ve sektörde uzmanlaşan firma AFT Otomotiv'in satış koordinatörü Harun Arap Bey ile ikinci el iş makinesi ile ilgili detaylı bir şekilde konuşacağız. Harun Arap Bey'i birazdan yayına bağlayacağız ama öncesinde Emre Bey ikinci el konusuyla ilgili neler söyleyecek bize, hepimiz merak ediyoruz açıkçası. Esasında bugün konuşacağımız konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Bu arada bugün Harun Bey'den sadece ikinci el makine alırken ya da satarken dikkat edilmesi gereken hususların dışında ikinci el makine sektörünün hem Türkiye'de hem de yurt dışında dünyadaki durum hakkında biraz bilgilendirmek isteyeceğiz. Evet. Hepinizin bildiği gibi özellikle 2018 yılının ikinci yarısındaki döviz krizinden sonra Türkiye'den dünyanın bütün ülkelerine çok ciddi adetlerde iş makinesi ihracatı ve ikinci el iş makinesi ihracatı oldu. Adetler 10 binleri geçti. Evet, bunu çok yakından hissettik zaten hani sektörde olduğumuz için. Evet, evet. Özellikle de bu ihraç edilen makinelerin işte hangi ülkelere gittiği, şu anki durumumuz ve ikinci el iş makinesi sektörünün yakın ve orta vadedeki geleceğiyle ilgili de görüş almak istedik. Açıkçası biz iş makinesi, ikinci el iş makinesi konusuyla ilgili A'dan Z'ye tüm merak edilenleri Harun Bey'den dinleyeceğiz. Harun Bey hazırsa yayına alabiliriz aslında. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun. Evet, biraz önce konuları hani biraz genel olarak açıklamaya çalıştım. Dediğim gibi ikinci el iş makinesi ticaretinde firmanız yeni ama oldukça uzmanlaşmış bir kadroya sahip. Sadece Türkiye içerisinde değil, yurt dışında da ihracat operasyonlarınız var. Evet. Biz iki konu esasında biraz, sizin de eklemek istediğiniz başka konular olmazsa iki konu üzerinde durmak istiyoruz. Hem iş makineleri konusunda alım ya da satım sırasında yapılması gereken, dikkat edilmesi evet. gereken hususlar. Bu konuda bilgilendirme yapabilirseniz seviniriz. Özellikle bazı çeşitlerle ilgili olarak. Ve onun dışında da özellikle işte bu son 1,5 yıllık süreçte ciddi bir ihracat kalemi oldu ikinci el iş makinesi ülkemizde. Dünyanın hemen hemen her köşesine ülkemizden ihracat yapıldı ikinci el iş makinelerinde. Bu durumla ilgili de biraz sizden bilgi evet, öncelikle bir ihracat konusuna değinebilirsek 2018'in ikinci yarısına itibaren başlamıştı. Hani hangi ülkelere daha çok ihraç edildi ikinci el iş makineleri? Yani şöyle söylemek gerekirse hemen hemen her türlü iş makinesi ihraç edildi. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2018'in Ağustos'undan 2019'un yaz başına kadar 10 bin yakın iş makinesi ihraç edilmişti. Bunun içine vinçler de vardı, hafriyat makineleri de vardı, beton mikserleri, beton pompaları da vardı. Bu hız bu şekilde devam ediyor mu? Şimdi şöyle, öncelikle bizi dinleyenlere merhaba diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum, böyle bir imkan verdiniz. Tabii ki şimdi 2018 bahsettiğiniz gibi 2018 yılından bugüne devam eden ciddi anlamda bir ihracat söz konusu. Bu yıl da aslında çok hızlı başladı. İlk 3 ay, Ocak, Şubat, Mart dönemi. Tabii malumunuz bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsüyle beraber herkes gibi ülkemiz de bundan olumsuz anlamda etkilendi. Evet. Nasıl etkilendi? İşte malum birçok ülkeyle seyahat kısıtlamaları oldu. Kendi ülkemize iller arası seyahat kısıtlamaları başladı. Dolayısıyla olumsuz anlamda etkiledi. Ama ilk 3 ay geçen seneyle mukayese edersek yani ilk 3 ayına göre performansını çok hızlı başladı. Yani şirket olarak yani AFT ve Erçal Grup olarak da biz ilk 3 aylık hedeflerimizi yani %95 hatta %100'e varan oranlarla gerçekleştirdik. Diğer sektördeki paydaş arkadaşlarımızdan da aynı doğrultuda bilgi aldık. İhracat yoğun bir şekilde birçok firma gerek distribütör firmalar onlar da bu süreçte tabii sıfır makine satmak daha zorlaştığı için dövizin işte yukarıda seyretmesinden dolayı birçok firma ikinci el ihracat noktasında atağa geçti. Firmamız da yani şöyle ifade etmek gerekirse bizi yeni dinleyenler, yeni tanıyanlar olabilir. Çok kısa bir şekilde yani AFT Otomotiv aslında bu sektörde, iş makinesi sektöründe çok yeni sayılır. Yani 2 senelik bir mazimiz var. Firmanın 70 yıllık bir ticari tecrübesi var.
işte gıda sektörü, akaryakıt sektörü ve işte çekici tır kamyon sektöründe. Fakat iş makinesinde yeniyiz. Yeni olmamıza rağmen çok hızlı başladık diyebiliriz. Yaptığımız satışların özellikle iş makinesi ve kamyon noktasında neredeyse geçen sene 2019'da %65'i ihracattı diyebilirim. Evet. Az evvel bir rakamlardan bahsettiniz. İşte 10 binli rakamlar. Tabii elimizde çok net veriler olmamakla beraber bizim de tahminimiz o yönde. Yani birçok sadece iş makinesi değil, kamyon, mikser, pompa, her türlü işte beton santrali, kırma eleme tesisleri gerek üreticiler tarafından gerek de ikinci el sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi. İlk 3 ayda dediğim gibi gayet iyiydi. Ramazan bayramından sonraki süreçte de hızlı bir şekilde iç pazarda da bir ivmelenme başladı. İhracat da yavaş yavaş yapmaya başladık. Yani şahsen eğer bu COVID-19'la ilgili tedbirler gerek ülkemizde gerek de yurt dışında diğer ülkelerde riayet edilirse yani bence bu esnetmeler ticarete de yansıyacak ve hızlı bir şekilde aynı performansa kavuşacağımızı düşünüyorum. Evet. Peki bu yurt dışına yapılan ikinci el makine ihracatları daha çok hangi ürün gruplarını kapsıyor Türkiye'den? Yani Türkiye'den şöyle söyleyeyim. Yani hemen hemen aslında birçok yani iş makinesi yani ihracatı yapılıyor. Ama bunları hani sıraya koyarsak yani kendi performansımızdan, diğer arkadaşlarla yaptığımız işte görüşme, toplantı, istişarelerde yani kazıcı yükleyiciler, ekskavatör, yükleyiciler, dozerler, yani graderler, yani kimi zaman deliciler, kırma eleme tesisleri, yani bunları böyle sıraya koyarsak hemen hemen aslında her kalemde ihracat yapıldı. Ama hemen hemen en çok satılanlar tabii ülkemizde en çok satılan ekoloderler, Halep'te ekskavatör. Aynen öyle. Peki Harun Bey, burada marka olarak da soracak olursak size, hangi markalar daha çok hani ihracat tarafına satıldı, ülkemizden çıkış yaptı? Yani tabii ki şöyle, hemen hemen birçok markada dediğim gibi müşterinin tabii tercih ve ülkesine göre de alışkanlıkları farklılık arz etse de işte yine Caterpillar, Komatsu, Sumitomo, Doosan, işte Hidromek, MST gibi yani yerli markalarda yani özellikle mesela Doğu bloku ülkeler işte Gürcistan olsun, Ermenistan olsun, Azerbaycan olsun buradaki komşu ülkeler mesela yerli ürünlerimize de can çok rağbet oldu. Özellikle biz de firma olarak asetten hani stoğumuzu hep tutmaya bulundurmaya çalıştık. Ya ülkelere dediğim gibi işte Uzak Doğu mesela işte gerek Çin, Vietnam, işte Hindistan gibi ülkeler daha eski makinaları tercih ederken şimdi yakın zamanda mesela Çin Türkiye'den 2015, 2016, 2017 model makineler de almaya başladı. Yani bizler nasıl? Çin hangi markaları tercih ediyor? Yani aslında burada çok böyle marka telaffuz edip reklam da yapmak istemiyorum ama tabii ki ticaretimizde her markayı alıp satıyoruz. Dolayısıyla işte Komatsu gibi, işte Sumitomo gibi, özellikle Hitachi gibi hani Beinen Minel Türkiye pazarında da önemli bir yer kaplayan tutan markalar bunlar. Özellikle bu markaları tercih ediyorlar. Biz de bunları stoğumuza bulundurmaya çalışıyoruz. Evet. Peki, ülkemizde peki ikinci el makine sektörünü düşünürsek en çok gene hangi ürün grupları prim yapıyor, talep görüyor? Gene marka diyeceğim ama bilmiyorum Türkiye'de konuşmak ister misiniz bu konuda? Yani makine ya. Alırken değil işte kullanırken bir de satarken kazandıran aynı zamanda bir yatırım ürünü esasında. Her zaman konuşuyorum. Aynen öyle. Alırkenki fiyatlar nihai kararlarınızı çok etkilememesi lazım. Burada kullanırkenki maliyet kalemlerinin daha önemli evet. Ve daha da önemli bir konu daha var. Kolay satabilmek, yerine koyabilmek ve değerinde satabilmek. Biraz da o yüzden ben soruyorum esasında size bu soruyu. Evet. Şimdi tabii dediğim gibi her ülkenin kendine has bir takım dinamikleri var. Yani MTA'ya bakış açısı, işte gerek dünyaya bakış açısı. Bizim sektörümüzle ilgili de tabii ki sizler de belki biliyorsunuz 18 yıldır uzun bir süre Fanko makinede çalıştık. Bunun bir kısmı ithal makine getirdik sattık. Daha sonra da uzun yıllar yerli üretim yaptık MST markasıyla. Tabii ki yerli ürünler ve kendi dünya görüşüm itibariyle de yani gönlümde ayrı bir yer kaplıyor. Gönül istiyor ki çok çok daha iyi yerlerde olalım. Olduğumuz ülkeler de var, pazarlar da var.
Zaten özellikle Türkiye içerisinde de yani yerli markalar gerek devletimizin gerek de işte milletimizin son zamanlardaki bilinçlenmesiyle daha çok tercih edilir oldu. Ya dolayısıyla ikinci el değerleri de yani bugün baktığımda yani çeşitli sitelerden ya neredeyse hani yerli ürünleri de yani yok denecek. İşte belki 10 tane 15 tane görür olduk. Yani bazı işte bilindik biliyorsunuz ikinci el siteleri var. Takip ediyoruz biz de tabii işimizin bir parçası bu. Çünkü bu aralar fiyatlar çok hızlı bir şekilde yukarı doğru oynuyor. Her gün regüle etmek zorunda kalıyoruz. Yani gerek alırken gerekse satarken pazar iyi okuyabilmek için. Yani müşteriye de doğru bilgiler, doğru fiyatlar vermek için. O anlamda yani marka belirtmek gerekirse tabii ki yani işte Beynel Minel yine işte Cat gibi, GTB gibi ki yani Cat de her üründe değil ama belli ürünlerde. İşte Cat biliyorsunuz işte Excavator'da, Dozer'de, Loader'de, Grader'de daha çok tercih ediliyor. GTB işte Bekoloder konusunda daha çok tercih ediliyor. Biz de ürünleri alırken hani her markanın işte piyasada yani malum biz ikinci el yapıyoruz. Her markayı da satıyoruz. Özellikle bir markanın en çok tutulan ürünü neyse onu alıp bulundurmaya çalışıyoruz. Her birinden de stoğumuzda bulunsun istiyoruz. Evet. Yani durum böyle. Harun Bey aslında birazdan fiyat aralığını konuşacağız piyasadaki ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Hani kendimden yola çıkayım. Ben bir ikinci el iş makinesi almak istesem mesela AFT Otomotiv'e geldim. Ben bir iş makinesi alacağım desem burada hangi kriterleri göz önünde bulundurarak böyle bir yatırım yapmam gerekiyor? Nelere bakmam gerekecek? Fiyat makineleri. Yani şimdi, efendim pardon? Yani özellikle de en çok satılan Bekoloder'den bahsedelim mesela. İkinci evet. Yani tabii ki şöyle yani Bekoloder yani az evvel yani biraz daha spesifik bir şeye indirgediniz. Daha doğru bence. Çünkü her makinenin kendine az dikkat edilmesi gereken yerleri var. Bu da yükleyicide tabii zaten. O da ikinci en çok satılan. Aynen öyle. Şimdi tabii ki kazıcı yükleyiciler adı üzerinde hem kazıcı hem yükleyici vazifesi gördüğü için aslında her iş makinesinin en önemli aksamı motor ve pompası. Yani çünkü makineye hareket kazandıran aksamlar bunlar. Dolayısıyla makineyi biz de alırken en çok dikkat ettiğimiz hani motoru yapılmış mı, nerede kullanılmış, nasıl kullanılmış, işte pompası ne durumda en çok biz de kullanıcıyı düşündüğümüz için bunlara dikkat ediyoruz. Yani bir kere genelde aldığımız markanın servisine baktırmaya çalışıyoruz. Motoru, pompası nasıl, yürüyüş grubu nasıl. Daha sonra da işte makinenin en çok yüke maruz kalan işte gerek kovası, gerek arka yük kazıcı kovası, işte bomu, armı. Bunlara bakıyoruz. Daha sonra da tabii yine lastikler önemli. Yani burada lastik performansı genelde hani %60'ın, 70'in üzerinde olan lastikleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ama hani böyle bir seçimde bazen yapamıyorsunuz. İkinci el olduğu için yani denk geliyor. Daha düşük de olabiliyor. Müşteri pazarlık esnasında bunların değişmesini isteyebiliyor ya da kendi karşılıyor. Yani kazıcı yükleyici de kısaca dediğim gibi hani motor, pompa, işte kazıcı yükleyici aksamları, lastikleri. Onun dışında da işte en çok operatörün de sorduğu sıfır alırken de klima. Çünkü bütün gün bunun içinde çalışacağı için kliması var mı? İşte, aynen öyle yani konforuna yönelik şeyler onu da soruyorlar. Bunların da çalışır olmasına dikkat ediyoruz. Donanımlı olmasına dikkat ediyoruz. Kısacası bu. Harun Bey aslında ikinci Emre Bey'in bahsettiği gibi ekskavatöre geçeceğiz ama bir izleyicimizden soru gelmiş. Yusuf Çelik. Yusuf Çelik kendisi sormuş bize ikinci el makinelerin yurt dışına satılması spor makine piyasasını etkiler mi diye bir soru var. Ya da nasıl etkiledi diyelim. Bakar yapmıştır. Lütfen bu durumda spor makine piyasasını etki eder. Şimdi şöyle tabii ki aslına bakarsanız bu bir ticaret yani bizim ikinci el ticareti yapıyoruz. Birçok meslektaşımız da aynı işi yapıyor. Bir yandan yurt dışına ihracat yapıyorsunuz. İşte ürünleriniz yurt dışına gidiyor. Aynı şekilde de yarın bir ihtiyaç hasıl olduğunda da yurt dışından genelde de işte biliyorsunuz ithal ediyoruz iş makinalarını büyük bir kısmını. Yeniden yüksek dövizlerle satın almak durumunda kalıyoruz. Yani bu da bu işin bir realitesi. Ama böyle bir arz talep meselesi var. Yani neticede dışarıdan şu anda döviz değerli olduğu için yurt dışından insanlar gelip ülkemizden makine veya kamyon alıp gidiyor. Biz de buna hayır satmıyoruz, işte ne bileyim dışarı çıksın istemiyoruz diyemeyiz. Yani böyle bir hiçbir ülkede böyle bir denge yok. Dolayısıyla şu anda yani yani ekonomiyi değerlendirdiğimizde döviz böyle bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Çok kısa sürede aşağı doğru inmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla sıfır makine fiyatları
arttı. Özellikle işte son dönemde Avrupa dışından gelen işte Çin, Kore, Japonya gibi ülkelerden gelen ürünlere de ek vergiler kondu. Bundan dolayı da makine fiyatları otomatikmen yukarı çıktı. Döviz de yüksek. Dolayısıyla bu ikinci el piyasasına ciddi anlamda etki etti. İkinci eli daha da cazip kıldı. İkinci el makine fiyatları arttı. Yani neredeyse %10-15 civarında sene başından bugüne, yani Haziran ayına kadar belki o %10-15, bazılarında %20 fiyat artışları oldu. Covid yani, bu arada Covid gibi de bir sıkıntı var Türkiye'de de son 3 ayda. Aynen. Aynen öyle. Ya yani dolayısıyla tabii ki gönlümüz bir yandan, yani hani milliyetçi bakış açısıyla baktığınızda ya çok paralar vererek ülkemize aldığımız makinelere tekrar yurt dışına ikinci olarak satmak, ya bir yandan gönlünüz el vermiyor ama böyle de bir realite var. Yani şu anda böyle bir ikinci de talep var. İşte bir yandan müşterilerimiz de makinelerini satıyor, iş yapamıyorlar. Ya da işleri bitiyor, projeleri bitiriyor, atıl durmaktansa satmayı düşünüyorlar. Biz de bunu alıyoruz, satıyoruz. Yani bunu, yani bu denge böyle bir şekilde yürüyecek. Esasında yani bir veri var, onu paylaşacaktım. Bununla biraz ilgili gibi gözüküyor. Hani 2019 yılının ilk 4 ayında indirim verildi bunlar tabii ki. Satılan makine adeti 824. Evet. 2020'nin ilk 4 ayında 1169. Yani %42'lik bir artış var. Bu %42'lik artış tabii ki ekonomi ciddi bir büyüme yaşamadık. Belki de ikinci el makinelerin, belki de iyi durumdaki ikinci el makinelerin yurt dışına ihraç edilmesinden de kaynaklanmış olabilir mi? Belki soruya bir cevap da olabilir. Evet. Aslında. Belki etkilerden bir tanesi de sonucu bu. Bu verdiğiniz rakamlar sıfır satışları ile ilgili değil mi? Evet, sıfır satış rakamları. Yani. Evet. Şimdi tabii ki çok ciddi anlamda, işte az evvel söyledik, tahminimiz 10 binin üzerinde makine parkının yurt dışına çıktı. Dolayısıyla da her ne kadar ekonomi kötü gidiyor desek de, yani yani bence şahsen, yani AFT olarak dediğim gibi ilk 3 ayı çok iyi geçirdik. Yani bunun yine yaklaşık %65'i 60'a yakın, 60-65 civarı yurt dışıydı. Ama daha sonra, yani işte dediğim gibi Ramazan bayramından sonra yurt içi pazarında da bir canlanma oldu. Demek ki bir proje, bir işler var ki, yani insanlar makine, kamyon alıyor böyle bir dönemde. Hele özellikle herkesin evde hapis kaldığı, işte gelecekte ne olacağını belirsiz olduğu bir dönemde çok yüksek işte paralar verip işte kamyon, iş makinesi almaz. Yani belli projeler var, bunlar devam ediyor. İşte yurt dışına giden makineler oldu, belki onların yerine yeni makineler alındı. Yani daha bugün mesela bazı arkadaşlarımız ziyaretimize geldi sıfır sektöründen. İşte belli rakamlarda makineler alınıyor, veriliyor, ikinci eller takas ediliyor. Yani bir hareket var piyasada aslında. Yani bence çok da böyle karamsar bir havaya girip, yani işte hiçbir şey olmuyor, ekonomi kötüye gidiyor, yani denecek bir durum yok. Yani ekonomi kötüye gitse bu kadar kamyon, yatırım malı niye alınsın? Ben işin açıkçası AFT olarak, yani AFT'nin satış, ikinci el satış koordinatörü olarak gerek ikinci elde gerek de sıfırda ciddi bir hareket var. Yani buyurun. Yurt içindeki ikinci el makine satışı en azından sizin firmanızda yüzdesel olarak kaç arttı bu sene, geçen sene kıyas? İlk üç aydan bahsettiniz, şunu onu merak ediyorum. Tamam, %35 yurt içi, %65 yurt dışı satılmış. İhracat yapılmış. Geçen sene ilk üç ayda yani ilk 3 aylık döneme göre değerlendiriyorum. Yani çünkü dediğim gibi 3 aylık dönemden sonra biraz azalarak devam etti. Evet. Bir oran verirsek, yani kendi içimizde, yani gerek AFT gerek Erçal olarak, yani neticede ortak bir grubumuz, ortak bir sinerjiyle çalışıyoruz. Evet. Aşağı yukarı geçen seneye göre %10-15'lik kendi içimizde bir büyüme yaşadık. Bu sene sonuna eğer bu COVID-19 olmasaydı, tabii öyle bir şey kimse öngörmüyordu. İhracat rakamlarında büyümeyi hedefliyorduk. Hatta projemiz vardı. Nasip olsaydı Hollanda'da bir yer açmayı, firmamızı orada da temsil etmeyi düşünüyorduk. Belli pazarlarda yer almak için görüşmeler başlatmıştık. Ama maalesef işte bu COVID-19 bizi şu an için bu projeyi durdurma noktasına getirdi. Yani unutmadık, rafa kaldırdık. Nasipse inşallah her şey normale dönerse yurt dışında da işte bir şekilde faaliyet göstereceğiz. Evet. Buyurun. Yok, dinliyorum. Şimdi tabii ki dediğim gibi yaklaşık da geçen seneki rakamlardan yola çıkarak söylüyorum. 38 ülkeye, yani
2 senelik bir performansla, 2 senelik performanstan bahsediyorum, 38 ülkeye ihracat yapar bir pozisyona geldik. Yani bu her kıtaya hemen hemen var. Yani evet. Afrika'dan tutun, işte Asya, işte Amerika'ya, ondan sonra Latin Amerika'ya dahi ihracatlarımız oldu. Hatta Çin'e de büyük fedakarlıklar göstererek hele bir imzamız olsun diye hiç para kazanmadan gerekirse verelim dediğimiz bir projemiz oldu. Evet. Dolayısıyla oraya da bir tane makine gönderdik. Yani bu senede bunu daha da arttırmak istiyorduk. İnşallah arttıracağımızı da düşünüyoruz. Yani sinerji yaratan bir ekibimiz var. Ekibimiz de günden güne büyüyor. İnşallah güzel günler bekliyoruz şirket olarak. İnşallah, inşallah. Aslında şimdi biz biraz da ikinci el piyasasıyla ilgili fiyat bilgisi alacaktık size ama kısaca değindiniz ama bunu daha detaylandırmak ister miyiz? Dövizin artmasıyla birlikte otomotivin ikinci el piyasası aldı başına gidiyor. Hani bu ikinci el iş makinesi piyasasında böyle mi peki? Hatta sıfır bazı otomobillerin daha ucuz olduğu söyleniyor ikinci ellerden. Ortada araba yok. Sıfır bu arada o markanın modeli. Şöyle işin aslına bakarsanız çok enteresan. Yani böyle Covid-19 gibi küresel bir sıkıntıyla mücadele etmemize rağmen emtia fiyatları sadece ikinci el makinede değil, makinede, kamyonda biz aynı zamanda Ocak ayı itibariyle ikinci el otomobil satışına da başladık. AFS otomotiv evet. olarak. Bu otomobilde de aynı şekilde yani sabahleyin konuşuyorduk arkadaşlarla. Bir hafta önce örnek veriyorum işte 250 bin liraya sattığımız araba yeni sipariş ettik. İşte bugün 20 bin lira daha pahalıya satıyoruz. Yani bu biz işte fiyatını arttırdığımız için değil, satın alırken daha pahalıya aldığımız için biz de üzerine koyup satıyoruz. Yani aslında bu dışarıdan bakıldığında ya işte böyle bir ortam var, bir fırsatçılık mı yaratılıyor? Değil. Ya tamamen emtia fiyatlarının, ev fiyatları da işte şimdi biliyorsunuz ev faizi kredileri de düştü. Evet. Ama her birinin üzerine belki %10, 15 hatta %20, 25'e varan bölgesine göre artışlar oldu. Yani bu tabii çok enteresan. Hem ekonomi daraldı, küçüldü diyoruz. Yani bu emtia fiyatları nasıl böyle uçtu gitti ve nereye kadar gidecek? İşin açıkçası biz de merakla bekliyoruz. Evet. Peki biraz önce şeyden bahsettik, Beko'dan bahsettik, ikinci elde satın alırken. Şimdi ikincisini konuşalım. En çok satılan ikinci makine Türkiye'de paletli ekskavatör. Paletli ekskavatörü evet. almak isteyen dinleyicilerimize, sektördaşlarımıza neyi tavsiye ediyorsunuz? Nelere dikkat etmelerini tavsiye ediyorsunuz? Ya paletli ekskavatörlerde de yani genelde yine dediğim gibi aslında bu da yine yürüyen bir makine, bir motoru var, pompası var. En önemli ve en pahalı aksamları yine motordan, pompadan başlayarak bunların durumlarını kontrol etmesi gerekiyor. Artık makineler de hep yeni nesil. Bir bilgisayar bağladığınızda aslında birçok noktasına check-up yapabiliyorsunuz. Aynı otomobillerdeki gibi. Yani iş makinelerinde de artık bu teknoloji var. Bir bağlantıyla yani birçok noktasına değmeden, yani usta aşağı inip işte bir tarafını açıp bakmadan bilgisayardan birçok veriyi görebiliyor. Dolayısıyla işte motor, pompa, yine yürüyüş grubu, işte ekskavatörlerde özellikle yüke maruz kalan işte kova, bom, arm kısmı ve makinenin göbeği pardon gibi aksamları daha çok dikkat ediliyor, edilmesi gerekiyor. Biz de işin açıkçası yani firma olarak dediğim gibi yani müşterilerimize düzgün, sağlıklı ürünler sunmak için aldığımız makinelerde en çok dikkat ettiğimiz konu bu. Yani genelde az evvel de bahsettim. Yani piyasadan belki sanayiden bir usta bulup 500 liraya halledeceğimiz işi işte 1000 lira verip işin ehline veriyoruz. İşte Komatsu'ysa işte Temsa'ya, işte ne bileyim Ketse, Borusan'a, o bölgede servisi varsa. Yoksa en yakın yerdeki yetkin servise baktırıp makineleri deneyerek alıyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi gözümüzden kaçan olabiliyor, her yere ulaşamıyor biliyoruz. Aldığımızda da burada müşterilerimiz özellikle yani kendilerinin de denemesini, ustasını getirip bakmasını tavsiye ediyoruz. Yani ikinci el bu. Sıfır değil. Sıfır araçlarda bile, makinelerde bile problemler çıkabiliyor. Evet. Çünkü özellikle 2012-2017 dönemlerinde tabii her geçen sene biraz daha şartlar değişti ama makine almak kolaydı. Hem döviz gerçekten düşük değerdeydi. Makineler TL'ye çevrildiği zaman göreceli zaman çok ucuz geliyordu. İşte faiz oranları vesaire mantıklıydı. Makineler alınıyordu, biraz kullanılıyordu. Ondan sonra hemen ikinci el alınıp yenisi alınıyordu, takaslara veriliyordu. Şimdi hepimiz anladık ki evet. Buna çok değerli bir şey. Özellikle ikinci el makine değeri anlaşıldı bu dönemlerde.
Sıfır makine almak artık zorlaştı. Adetler belli. %42'lik bir artış var ama geçtiğimiz senelerle kıyaslarsak rakamlar ciddi anlamda düşmüş durumda. Şimdi gerek sizde gerek müşterilerde makinaları satmak yerine artık biraz yıprandı satayım yenileyeyim diyemeyen müşterilerde ciddi anlamda bir makineyi revize etme, yenileme görüyor musunuz? Tabii ki. Yani şimdi şöyle ama onu da bir kategorize etmek lazım. Şimdi hani büyük bir müteahhit işte projesi bitmiş. Makine parkında işte önünü de göremiyorsa yani bunu satıp nakde dönüp işte genel girerlerini bir şekilde işte makine ekipman parkıyla belki de işte devam ettirmek istiyor. Bazen işte bu bir tane iki tane makinesi olan müşterilerimiz var. İşte önünü göremediği için ya işte bu sektör artık devam etmez işte satayım diyenler de var. Evet. Diğer taraftan az evvel buyurduğunuz gibi ya ben makine zaten sıfırını alamam. Hele bu makineyi sanayiye götüreyim, yaptırayım işte 5-10 bin lira harcayayım bunu kullanayım diyen de var. Tabii ki hani ikinci el makine değerinin artması en büyük de az evvel de söylediğim gibi işte sıfır makine almanın ve ödemenin gerek işte leasingle gerek de banka kredileriyle zorlaştı. Tabii işte hükümetimiz biliyorsunuz yerli makinelerle ilgili bir takım işte ivme kredileri çıkarttı. İşte en azından hem yerli üreticiyi korumak, işte kollamak hem de makine almak isteyen müşterilere, ihtiyacı olan müşterilere de bir kolaylık tanımak adına böyle bir şey uyguladı. Dolayısıyla belki bu dönemde ithal makinelerden ziyade yerli makine üreten üreticilerin satışları nispeten artmış oldu diye düşünüyorum. Yani tabii bu tamamen yani müşteri kitlesine, müşterinin yapısına göre de değişiyor söylediğiniz şey. Yani tamir ettiren de var, işte satmak isteyen de var. Ya ben bu işi bırakıyorum, yani artık yapmayacağım, yapılacak bir ortam yok diyen makine parkını da değiştiren müşterilerimiz de var. Evet. Sizce kiralama etki olumlu olarak etki edecek mi şu anki durum konjonktür? İş makineleri sektöründe kiralama konusu hiç beklediğimiz seviyelere gelmedi. İşte yıllardır siz de bu sektörde çok eskisiniz sonuç olarak. Esasında hafriyatçıdan büyük bir çoğunluğu biraz da servis kiralıyorlar. Makinelerin bu evet. kadar pahalanması, ikinci ellerin de değerlenmesi, makine bakımının, onarımının artık önemli hale gelmesi, kiralama sektörünü sizce hareketlendirir mi Türkiye'de orta vadede? Sizin yani bence hareket... Şöyle bence hareketlendirdi. Yani bizde bir kiralama faaliyeti yok. Yani onu da yani yakın zamanda şu anda firma olarak düşünmüyoruz ama kiralama yapan firmalarla arkadaşlarımızla yani neticede hep temaslarımız devam ediyor. Evet. Bence bu ortam tabii ki kiralama yapan firmaları biraz daha etkilemiştir. Yani olumlu yönde etkilemiştir. Çünkü sıfır satın alamayan ya da işte ikinci el makineye kısa vadede yatırım yapmak istemeyen az evvel de söyledim ikinci el makine de çok kıymetlendi, değerlendi, fiyat artışları oldu. Kiralama yönünde işte projelerini devam ettirerek yürütebiliyorlar. Yani iki aylık bir projeyse gidip iki aylık kiralama yapıp işini bitirip tekrar makineyi verebiliyor. Ve birçok riskten de kendini korumuş oluyor. Yani bence kiralama sektörüne özellikle çok olumlu yönde etki etti bu. Yani kriz demeyeyim de yani bu buhranlı ortam diyeyim. Konjonktür değişti bir şekilde. Evet. Peki yani ben bir afiyatçıyım ya da İnşaat firmasıyım. Elimde makineler var. Evet. İkinci el makinemin ya da makinelerimin değerini öğrenmek istiyorum. Profesyonel anlamda ne yapmamı tavsiye edersiniz? Ya şimdi şöyle biz işin açıkçası hani genel olarak piyasada şöyle bir hesaplama var. Yani bunu birçok kişi de kullanıyor. Yani işte biz diyoruz ki bu tabii makinenin markasına göre, cinsine göre belki değişiyor ama genel olarak hesabımız şu. Yani diyoruz ki bir makineyi aldınız. İşte ilk sene zaten yani hiç çalıştırmadınız, toprakta işte bekledi, durdu. Ondan sonra %20 ile 25 arası bir değer kaybı oluyor. Yani evet. biz bunu böyle hesaplıyoruz. Hani değerli markalarda %20 iken işte biraz daha zor satılan makinelerde %25 olabiliyor. Daha sonra da işte %10, %10 diye her yıl geriye gidiyor. Tabii bu her zaman hani bu da şey değil, yazılı bir kural değil. Yani genel olarak piyasa öyle bakıyor ama işte şimdi 2 yaşında bir makine var, çok bakımlı. Diğer tarafta 2 yıllık bir makine var. İşte ne bileyim çok hor kullanılmış. Burada tabii ki makinenin fiziki kondisyonu, çalışma saati, çalışma şekli de etki ediyor. O zaman %10 değil, %15 düşersiniz. Bir de işte dediğim gibi genelde insanlar ne yapıyor? İşte yani mesela kamyon alacak. Bizim AFT ve Erçal olarak herhalde yaklaşık 10 tane WhatsApp grubumuz var. Sabahtan akşama kadar o kadar çok resim,
işte fiyat soran oluyor ki, yani inanın akşam eve gittiğimizde, yani geri geliyor gece 12'ye 1'e kadar halen daha yazışıyoruz, o ne kadar, bu ne kadar. Yani her günde kendimizi regüle etmek, revize etmemiz gerekiyor. Çünkü fiyatlar bu ara çok oynar, çok değişken. Evet. O anlamda da biz de kendimizi sürekli update ediyoruz. Yani aslında çok da şey değil, yani müşterilerimiz ne yapıyor? Yani bu konuda atıyorum bir kamyon alacaksa, bir tır alacaksa, sektörde yani firmamız bilindik, güvenilir bir firma. Dolayısıyla da açıyor, bize soruyor. İşte bir fiyat almak istiyor. Ona göre fiyata da bir fiyat belirliyor. Yani yıllık yaklaşık 2000 adet kamyon tır satışı olan bir firmayız. Yani piyasada bunu biliyor. Bundan dolayı da sağ olsunlar güven duyuyorlar. Biz de doğru bilgiler vermeye, doğru bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Evet Harun Bey, şimdi koronun etkisiyle tüm sektörlerde dijitalleşme ön plana çıktı. İkinci el satışlarda dijitalleşme yaygınlaştı mı bu anlamda? Tabii ki. Biz de özellikle AFT olarak bu konuda gerekli tedbirleri, önlemleri aldık. Bizim de sosyal medyamızı yöneten burada Ankara merkezde bir arkadaşımız var. Gerek buradaki araçlarımızın internete sanal ortama yüklenmesi, gerek de bunların reklamların çeşitli platformlarda yapılması ile ilgili işinin uzmanı, profesyonel bir arkadaşımız var bünyemizde. Tabii ki sanal ortamda sadece makine, kamyon değil, birçok biliyorsunuz hani hepimiz evimizdeyken ihtiyaçlarımız hep suyu bile internetten söyler hale geldik. Örnek vermek gerekirse bir yemek söyleyeceğiz işte internetten. Artık yurt dışında öyle müşterilerimiz var ki yani biliyorsunuz bizim Türk kullanıcımız genelde ne kadar samimi de olsak, ya abi ben yarın atlayayım gelin bir makineye bakayım, yani bir dokunacak, elleyecek. Yurt dışında öyle müşterilerimiz var ki artık hiç buraya gelmiyor. Zaten birçok platformda ürünlerimizin resimleri, videoları var. Özellikle de her birini video yüklemeye çalışıyoruz. Bir de AFT Otonet diye kendi sitemiz var. Aynı zamanda mobil uygulamamız var. AFT Otomotiv'in, Erçal Trucks'ın. Bunları genelde müşterilerimiz artık resim isteyene diyoruz ki abi uygulamamız var, indir. Yani bize sürekli oradan takip et. Yani çünkü yeni aldığımız ürünleri hemen buraya giriyoruz aynı gün. Satılanları da çıkartıyoruz. Yani update ediyoruz. Yani müşteri en azından kendi iş yükümüzü de azaltmaya çalışıyoruz. Bu bize ne sağladı? İşte bu korona dönemlerinde buraya biraz daha yatırım yaptık. Biraz daha işte evde çalışırken müşterilerimize bülten çıkartıyoruz. Yurt dışı müşterilerimiz özellikle. Evet. Her hafta yeniliyoruz. Bunu da müşterilerimize atıyoruz. Müşterilerimiz orada beğendiği referans numaralı ürünü bize geri dönüyor. Bu nedir diye merak ettiği detaylı bir şey varsa biz kendisine gerekli bilgileri işte makinenin başına, kamyonun başına gidip işte video istiyorsa video çekiyoruz. Buradaymış gibi hissettirip ürünü satıyoruz. Yani işin açıkçası bu son dönemde daha da arttı ve artacağını da düşünüyoruz. Evet. Peki şimdi kısa ve orta vadede sektörde bazı değişiklikler öngörülüyor mu? Ben onu sormak istiyorum. Çünkü ikinci el makine sektöründeki gelişme, talebin artması ister istemez birçok firmanın bu sektöre de adım atmasına neden olmuştur. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Evet. Tabii ki bu sektörde arz talep dengesinde bazı bozulmalar ya da değişmeler söz konusu olduğu zaman serviste ve hizmette farklılıklar sunmak önemli hale geliyor. İşte otomotiv sektöründe bunu gördük. Birçok şey garantili ikinci el otomobil satan firmalar, işte bunları raporlu olarak, raporlandırarak satan firmalar oluşmaya başladı. İş makinesi sektöründe de ikinci elde kısa vadede, orta vadede bazı farklılaştırmalar bekliyor musunuz? Ya da sizin firmanızın bu şekilde sizi farklılaştıracak değişiklikler hedefi var mı? Gelecek günlerde ne göreceğiz? Tabii ki şimdi şöyle, yani kendini yenileyemeyen işin açıkçası yani uzun vadede yani hem kendini geliştiremiyor hem de sektörün gerisinde kalıyor. Biz de sürekli yani işte belli dönemlerde toplantılar yapıyoruz. Özellikle işte şimdi COVID-19'dan dolayı artık hani Skype gibi işte ne bileyim çeşitli programlar kullanarak sanal ortamda yine birbirimizden kopmadan değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda tabii sadece işte ne sattık ne aldık değil, müşterilere daha iyi nasıl hizmet ederiz konuları da var. Özellikle işte bu geçen sene başlayan ihracat furyasıyla beraber biz firma olarak şunu da yaptık. Sadece yerimizde oturup müşterinin buraya gelmesini beklemedik. Elimize çantamızı aldık, uçağa bindik, gittik işte Balkanlara dolaştık. İşte ne bileyim Avrupa'ya gittik, işte çeşitli ülkelere gittik. Meslektaşlarımızın bu işi nasıl yaptığını gördük. Bizden makine alan, kamyon alan müşterilerimizin yerinde ziyaret ettik. Onlar da çok şaşırdılar.
Yani hani hoş geldiniz dediler ama yani bugüne kadar kimse böyle bir hizmet aynen öyle vermemiş. Orada yerinde ziyaret ettik. Ne iş yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, yani alışkanlıkları ne diye baktık. Beni mesela en çok etkileyen İspanya'da yani bizimle aynı işi yapan, işte orada hem ikinci el hem de bir markanın distribütörü firmayı ziyaret etmiştik. Çok profesyonel bir sahası vardı. Aynı zamanda işte kendi kademelerinde aldıkları makinaları sadece bir gün bir makinanın boyanma öncesi hazırlığı. Yani işte boya yapılacak alanın diğer taraflarına boyası taşmasın diye işte makinenin belli yerleri işte bantlanıyor. İşte belli kağıtlarla işte kapatılıyor. Sadece bir gün bu işe ayırıyoruz dedi ve bu kadar ciddiyetle yapıyorlar. Ya bu da tabii ortaya kaliteli bir hizmet çıkartıyor. Bunun da bedelini bir şekilde alıyorsun. Evet. Şimdi geri döndüğümüzde hemen bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yani biz ne yapabiliriz? Yani neticede biz artık sadece Türkiye içinde değil, yurt dışına da ürün satan firma olduk. Bir de yani şimdi sizler de biliyorsunuz, yani Avrupalı kullanıcıların alışkanlıkları çok farklı. Yani bizdeki 2 yaşındaki bir araçla onlardaki 2 yaşındaki bir araç hiç birbirine denk değil. Yani yine bir yurt dışı seyahatimizde beni şaşırtan başka bir olayda bahçede birçok tır vardı, yaklaşık 200'e yakın. Ben o tırların hepsini sıfır zannettim. İşte dedim ki ya bu kadar stok, yani ne kadar sürede satıyoruz, böyle bu kadar işte sıfır tırı kim alıyor falan. Onlar sıfır değil, ikinci el dedi. Hem de 2 yaşında, 2,5 yaşında tırlar. Ben de nasıl yani dedim. Yani bir daha çıktım, inanamadım gözüme. Gezdirdi adam. Yani baktım ya sıfırdan farkı yok. Tabii bunlar hem yolların kalitesi, işte şoförlerin bilinçli olması, tamam, araçların işte tonaj işte 20 tonsa 20 ton taşıması. Biz de işte maşallah 20 tonluk araca 50 ton atıp aracın maalesef ömrünü de kısaltıyoruz. Evet. Aynen. Dolayısıyla şimdi tabii bunları görünce tabii hem müşterilerimizi nasıl bilinçlendiririz hem de biz burada oradaki talebi nasıl karşılarız hep gelip burada değerlendiriyoruz. Daha sonra işte fark nasıl yaratılıyor? İşte 26 metreküplük damper yerine atıyorum kamyona. Diyoruz ki ya bu Avrupa'ya satacaklar, bu gitmez. Yani bizim 15 metreküp, 12 metreküplük damperler yapmamız lazım. İşte makine alırken ne istiyorsa müşteri, işte ne bileyim temiz bir makine, işte kaynaksız makine, boyasız makine. Biz de ona göre hizmet vermeye çalışıyoruz. İşte dediğim gibi müşteri buraya gelmeden, dokunmadan nasıl alabilir? İşte sitemizde, işte gerek kendi şahsi işte WhatsApp grubumuzda müşteriye gönderdiğimiz resimler onu tatmin edici olsun istiyoruz. Yani bu süreci yani müşterimize uzaktan nasıl hizmet veririz konusunda kafa yorduk. Bir de tabii bunu sağlamanız için öncelikle güven olması lazım. Müşteri size güvenmesi lazım ki uzaktan sizden bir mal alsın. Güven duygusu oluştuğu için yani bu konuda da bir sıkıntı yaşamadık. Evet Harun Bey, çok teşekkür ederiz. Artık yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Emre Bey, sizin eklemek istediğiniz bir soru var mıdır son olarak? Esasında tabii şey de var. Açık arttırma tabii iş makinesi sektöründe çok kullanılan bir yöntem. İşte Litchi Bros vardır. Dünyanın bir yerinde, evet. Türkiye'de de yaptılar. Açık arttırmalarda çok ciddi adetlerde ikinci el makine koyu süreci bunu da etkiledi. Bu da ister istemez sizin gibi firmaların son nihai müşterilere ulaşmak açısından ya da makine bulması açısından yeni yöntemler bulmanıza neden olmuştur. Evet. İşte müşterinin ayağına gitmek, işte dergiler, internet siteleri ya da benzeri pazarlama faaliyetlerinde bulunmak herhalde yeni şeyleri öğrenme açısından bize faydalı olacak. Evet. Harun Bey, sizin aynı varsa buyurun sizden dedik. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani zaten bayağı yani aydınlatıcı sorular sordunuz. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye, yanıtlamaya çalıştım. İnşallah bizi dinleyenlere faydalı olmuştur. Bu dönemde ben de yani kısaca yani bakanımız her gün söylüyor, anlatıyor ondan sonra. Ben de bütün burada bizi dinleyenlere bu sürecin inşallah yani bu COVID-19 ile ilgili sürecin hızlı bir şekilde atlatılması için yani kurallara riayet etmenin çok önemli olduğunu, hem kendi sağlığımız hem de evde bizi bekleyen ailemizin sağlığı için çok önemli olduğunu, kurallara riayet edersek inşallah bu COVID'i hep beraber yeneceğiz. Yani zor bir süreçten geçiyoruz ama yani zor diye de kendimizi salmamızı, bunalıma girmemize gerek yok. Dikkat edersek yani inşallah kısa sürede atlatırız. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun, çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Selamlar.